Rıza Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la devam edeceğiz efendim. Özellikle bu pandemiyle beraber ekonomide değişenler var. Online istihdam geldi dedik, istihdam şekli değişti dedik. Yatırımcıların iştahı azaldı mı, arttı mı bu süreçte, neler oldu hepsini göreceğiz. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Merhabalar Kümra Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Şimdi biz de biraz önce aktardığımız gündemde artık Türkiye'de istihdam şeklinin değiştiğine vurgu yaptık. Artık online çalışma modellerine göre işçiler alınıyor, şirketlerin çalışma tarzları değişti. Öte yandan pandemi ekonomiyi bu yönde olumlu mu, olumsuz mu etkiledi? Türkiye şu an nasıl bir savaş veriyor ekonomide? Şimdi hem iş gücüne katılım açısından hem de ekonomik açıdan tabii pandeminin yaklaşık bir 9-10 aylık süreçte tüm yatırımcılar nezdinde yalnızca sermaye piyasalarına değil, yani ticari anlamda da bir yatırım yapmayı düşünen, kendi şirketini aslında bu pandemi sırasında daha iyi bir kamufle etmeye ya da ortama uydurmaya çalışan bir görüntü doğdu. Bu nedir? Birincisi, bazı iş kollarında, yani özellikle bu iş kollarının daha çok %80'i hizmet sektörüne ait iş kollarında işten biraz daha sayısal olarak belki dönüşümün, işte restoran tarafında sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi paket servislere yöneltilmesi ya da ulaştırma tarafında biraz daha online tarafta bu istihdamın arttırılması ya da kaydırılması diyebiliriz. Buna benzer turizm alanında yine keza ulaştırma, turizm ve hizmet sektörü, özellikle yiyecek içecek sektöründe bir nebze firmaların zorlandığı bir dönem yaşıyoruz ya da yaşadık. Aynı şekilde istihdam tarafında da özellikle yeni iş bulma durumundaki sistemlerde daha çok ofisten ziyade evden çalışılması, işte bu uzaktan arama sistemleri, satış pazarlama tarafında ya da lojistik... Kusura bakmayın. Küçük kısa bir sözünüzü kesiyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunuyormuş. Hemen ona gidelim, ardından devam edelim. Evet efendim, Uluslararası Eğitim Araştırması'nda konuştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Onları ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam ediyoruz. Tonguç Bey'le sözünüzü kesmiştim. Dünyanın Türkiye'deki bu pandemiyle beraber ekonomisinde kalmıştık galiba. Evet, yani kısaca şunu söyleyeyim. Hani Ziya Bey'e gitmeden önce aslında bir işte çalışmaya devam eden ve kendini korumaya çalışan şirketler içerisinde bir istihdam değişikliği oldu. Yani daha işte evde çalışmaya ve online tarafa ve lojistik tarafa ya da servis tarafında, işte dağıtım tarafına yönlendirme oldu. Yeni işe alımlarda yine bu bağlamda gerçekleşiyor. Şirketler adına da özellikle hizmet, ulaştırma ve bir nebze turizm tarafında bir daralan bir yıl yaşadığımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat şunu eklemem gerekiyor. Bir yanıltıcı bir 9-10 ay olmuş gibi de durabilir. Çünkü nedeni, işte başlayan aşı çalışmaları sonrasında her ne kadar biz biraz daha teknoloji tarafında istihdamın gelişeceğini düşünsek de geride kalan bir bahsettiğim işte hizmet, turizm gibi bir sektör değişkenleri var. Dolayısıyla eğer aşı çalışmaları 4-5 ay içerisinde neredeyse %70-80 bir verimliliğe ulaşırsa, bu sefer tekrardan bir yıl önceki modele doğru geri dönüş bir nebze ve burada istihdamın artmaya başladığı bir yılda bekleyebilir bizi 2021'in ikinci yarısında. Peki efendim, bu pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Gelin Türk misafirperverliğinin tadına bakın dedi. Pandemi süreci özellikle yabancı yatırımcıların iştahını azalttı mı? Şimdi Türkiye, yani şunu konuşmamız gerekiyor. Dünyanın neredeyse birçok yöresinde, bunu özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları içerisinde bakabiliriz, yatırımcılar daha çok güvenli liman dediğimiz bazı varlıklara, işte altın, gümüş gibi. Bunun yanı sıra son dönemde güvenli liman olmaya aday olmuş Amerikan doları ve Amerikan tahvillerine yönelen bir 9-10 aylık bir süreç yaşadılar. Aynı zamanda özellikle Amerikan borsalarına da işte gelen destek paketleriyle, teşvik paketleriyle bir ilgi doğdu ve açık konuşmak gerekirse dünyanın geri kalanından bir nebze para çıkışı yaşandığını gördük. Yani bu tamamen işte dünyada 17,5 trilyon dolarlık bir
negatif faize park etmiş para olduğunu düşünürsek tamamen biraz daha güvensiz bir ortamda yatırımcıların tercihinden dolayı gerçekleşti. Şimdi son bir ay içerisinde Merkez Bankası'nın haftalık değerlendirmelerinde, istatistiklerinde Perşembe günü 2'den sonra yayınlanan tabloda biz geçtiğimiz 3 hafta içerisinde, yani geçtiğimiz haftayı bir kenara koyarsak ondan önceki 3 hafta içerisinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı değişikliği, Merkez Bankası Başkanı değişikliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de neredeyse 5. kez yatırımcılar için uygun bir ortam yaratılması konusundaki reformların atılması ve bugün Sayın Elvan'ın yine aynı yatırımcılarla ilgili bir araya geldiği toplantıda benzer söylemlerle ilgili konuşması sonrasında 2 milyar dolara yakın bir para girişi Türkiye gerçekleşti. Şimdi bu ortam içerisinde yani sorunuza istinaden aslında yatırımcılar son 1-2 aya kadar, yani aşı çalışmaları ve Amerikan seçimleri öncesinde dünya genelinde de daha tedirgindi ve Türkiye'yi çok tercih etmiyorlardı açık söylemek gerekirse. Fakat bu gelişmeler sonrasında ben ilginin arttığını görüyorum ve eğer 2021'in başında bu reformist süreç gerçekleşmeye başlarsa, geçen yıl açık konuşmak gerekirse yine 13-14 milyar dolarlık bir para çıkışı olmuştu. Bu miktara yakın bir miktarın Türkiye ve benzeri ülkeleri, ama özellikle son bir ayda Türkiye'nin biraz daha öne çıkmasıyla Türkiye'ye tekrar gelebileceğini, bunu şu anki kur seviyesinden, şu anki borsa seviyesinden, şu anki tahvil faizlerinin her ne kadar faiz yükseltme gibi bir inmede olmasına rağmen Merkez Bankası'nın aşağı doğru inmelenmesinden görebildiğimi söyleyebilirim. En önemli sıkıntımız şu an için biraz enflasyon muhasebesi gibi duruyor. Onu da işte Sayın Elvan'ın ifadelerinde atılacak adımlarla bir nebze dizginlemeye çalışacağız gibi duruyor. Dolayısıyla uzaklaşan bir yabancı ilgisi Türkiye ve benzeri ülkelerden, ama son bir ayda Türkiye'nin daha ön plana çıktığı bir geri dönüş sinyali aşıyla birlikte aldığımızı söyleyebilirim. Peki efendim, BDDK'nın pandemi sürecindeki destekleri de devam ediyor. Sorumlu kredileri tekrar öteleme kararı aldı biliyorsunuz ki. Hem bunun gerçek nedenini soracağım, hem de Dünya Bankası'nın da aslında durumu olmayan ülkeler için kredileri öteleme gibi bir kararı vardı. Daha sonra vazgeçti. Borçları yarı yarıya ödeyebilirler gibi bir açıklama yapmıştı. Onda son durum nedir? Şimdi pandemi henüz bitmedi. Dolayısıyla her ne kadar aşı uygulamaları ülkemizde de işte başka yabancı ülkelerde de bir nebze Aralık ayında az çok başlayacağı benziyor. Hatta İngiltere'de başladığı gibi duruyor. Ama burada vaka sayıları, işte ekonomiye etkileri, karantina süreleri, kısıtlayıcı önlemler devam ettiği için BDDK hem söylediğiniz gibi işte kredi tarafında, hatta bakabildiğim kadarıyla emtia ve gayrimenkul tarafındaki elden çıkarmalarda bir 6 aylık, yani 30 Haziran'a kadar bir süre uzatmaya gitti. Yani sağladığı kolaylıkların devam etmesi yönünde bankacılık tarafına destek verdi. Hatta döviz tarafında işte ortalamanın sermaye yeterliği tarafında kullanılması gibi, yalnız bankacılık sistemiyle çalışan müşterilere değil, aynı zamanda bankalara da bir esneklik sağlamış oldu. Bunun nedeni tamamen biraz önce söylediğim bu aşı çalışmalarının en azından 4-5 aylık süre içerisindeki verimi ve bu süreç içerisinde pandeminin seyrinin bir görünmek istenmesi ve bu anlamda da finansal piyasalara sağlanan bir desteğin uzatılması, işte Haziran ayına kadar, en azından yaz aylarına kadar ne durumda olacağını ve bu durumu beklerken de aslında sistemin biraz daha rahatlatılması olarak bakabiliriz. Aynı durum aslında daha önce vergilendirme tarafında, stopaj tarafında rahatlatılan, bir indirime gidilen, özellikle döviz ve altın tarafındaki valörlü işlemlerde de bugün itibariyle açıklama sonrasında işlemlerin valörsüz olarak gerçekleşeceği de haber akışları içerisindeydi. Dolayısıyla pandemide sıkıştırdığımız, kendimizi korumaya aldığımız birçok kalem içerisinde, birçok madde içerisinde düzenlemeler eskiye dönmeye devam ediyor. Bir kısım düzenlemede piyasayı en azından desteklemek amaçlı diyelim, süresi uzatılıyor diyebiliriz. Bu açıdan piyasada bugün görebildiğim kadarıyla sabah saatlerinde gelen haberleri nispeten olumlu karşılamış gibi duruyor.
Peki efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ekonomide güven ortamının oluşmasını istiyorum vurgusunu yaptıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı ve Adalet Bakanı Gül'ün MÜSİAD'la ilk iş adamlarıyla bir toplantısı oldu. Bu toplantı kapsamında şunu diyebilir miyiz? İlk olarak Türk yatırımcısının yatırım iştahını, iş adamlarının yatırım iştahını arttırma odaklı, onları kalkındırma odaklı mı olacak ilk aşama ekonomideki reformda? Şimdi görünen o ki, yani daha önce de biz birçok kez aslında reform adı altında bazı değişiklikler yapmaya çalıştık. Hatta yaptık da. Ama bu sefer ekonomi konusunda özellikle 2021'de büyüyen bir dünya olacaksa burada Türkiye daha çok pay almak istiyor. Daha net bir işte hedef bazlı baktığımızda aslında yani 2023 seçimleri ise bu arada kaldığımız süreç yani 2-3 yıllık veya 3 yılın üstündeki bir süreç. Burada bu reformların meyvelerini de görmek istiyor. O anlamda tahmin ediyorum Sayın Adalet Bakanı, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı hatta Merkez Bankası Başkanı da zaman zaman bu görüşmeler içerisinde yer almasının nedeni şu. Yerli yatırımcıların, büyük sermayenin de diyebiliriz özellikle gruplar içerisinde çalışma şartlarında nasıl bir iyileştirme hem hukuk tarafında hem ticari anlamda hem ekonomik tarafta veya işleyiş anlamında yapılabilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra da çünkü Cumhurbaşkanımızın şöyle bir ifadesi de var. Yerli ya da yabancı yatırımcı içinde mevcut şartların kullandırılması açısından. Dolayısıyla burada sağlanan bir konsensusun yabancı yatırımcılarla da belki görüşerek onların da nasıl bir sistem içinde yer almak istediği bir fikir olarak sorulabilir. Ve sonuçta bir taslak üzerinde anlaşılmaya gidilmesi düşünülüyor. O açıdan piyasa bu toplantıları çok önemsiyor. 1, 2, 3 belki farklı gruplarla da bu toplantılar yapılabilir. Ama ana fikir biraz sanki Aralık'ta bu toplantılar üzerinde çalışılıp Ocak, Şubat'ta da taslaklar üzerinde bir yani kanunlaşması veya işte bir tebliğe dönüşmesiyle ticaret ortamının daha dostane bir şekilde yerli yabancı yatırımcıya daha hızlı, daha aktif yapılabilir bir alana doğru çekilmesi. Yalnız ekonomi alanında değil, biraz önce Sayın Eğitim tarafında Ziya Bey'in de açıklamalarını gördük. Burada ben turizm, vergilendirme, eğitim, hukuk alanında da az ya da çok benzer başlıklarla değişimlere de gidilmek istendiğini tahmin ediyorum açıkçası. Peki efendim, yatırımcıların özellikle vatandaş kısmında yatırımcıların da merak ettiği altın ve borsalardaki bu oynaklık ne kadar sürecek? Altında bir düşüş yaşanıyor çünkü vatandaşlar ilk başta kazanıyorum derken küçük bir düşüş yaşadı, üzülenler oldu ama bu süreçte altın alıp yatırım yapanlar da oldu. Son durum ne? Bundan sonra nasıl seyredecek? Özellikle 2020'yi nasıl kapatacaklar? Evet, şimdi Kübra Hanım, siz de ilk yayınımız. Ben farklı kanallarda da 2-2,5 yıldır aslında ons altınla birlikte tabii ki gram altında değerlendirdiğimizde altının yüksek getiriye sahip olabileceği bir ürün olarak görüyordum. Dövize çok daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyordum. Zaman zaman borsalardaki geri çekilmelerin avantaj olduğunu söyleyebiliyordum. Ama sene sonu kapanışı ben gram altın veya ons altın için hatta döviz içinde çok daha yatay, aşağı yukarı bu seviyelerin etrafında şekilleneceğini düşünüyorum. Yani işte gramda belki 460 TL'ler, onsta 1850 civarlarında ve kur tarafında da yani 7.80-7.90 arasında bir yıl sonu kapanışı olabilir. Ama 2021'de ben TL tarafının ve borsa tarafının daha ön plana çıkmaya devam etme ihtimalini düşünüyorum. Bir, bunu tahvil getirisi olarak bakabilirsiniz, mevduat getirisi olarak bakabilirsiniz, borsadaki hisse kazancı olarak bakabilirsiniz. Ama altın da dövizin de belki tabii bunu söylemek için erken ama nispeten son 2 seneye göre biraz daha yatay, belki enflasyon bazlı. Hatta altında tabii ki bu bir aylık süreç çok önemli. Belli seviyeler geçilmemesi durumunda yatar aşağı doğru bir ivme de olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla altını ufak ufak toplayan yatırımcılar için evet her geri çekilme bir alış fırsatı olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek. Ama o 550-530 TL'leri yukarıda görüp işte kurda 8.50'ler, ons altında 2070 dolar zirvelerindeki bu hareketlere de şu an için biraz uzak olabileceğini düşünerek bence altında yatırım yapılması veya dövizde yatırım yapılması da biraz düşünülmesi gerekiyor. Çünkü o kadar popüler bir yıl son 2 sene gibi
altında ve dövizde görmeyebiliriz. Onun için bunun da yakinen seviyelerin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim, son soru olarak da şunu ekleyeyim. Vatandaşların cephesinde, röportajlarda çıktığımız en çok merak edilen, bu yılın sonunda açıklanacak olan asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz ki devam ediyor. Bu pandemi sürecini değerlendirerek, baz alarak asgari ücrette %10'luk 15'lik bir artış olabilir mi? Ya da devletin bu konuda düşüncesi, adımları ne olabilir sizce? Valla inanın çok bu konuda vakıf değilim. Çünkü yani zaman zaman tabii bu konu çok da tartışılıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Son dönemde bir standartı oturtmuştuk. Yani bu asgari ücret meselesini son yıllara baktığınızda. Hı hı. Şimdi burada bir enflasyon hareketi var, bir kur hareketi var, 2021 hedefleri var. Dolayısıyla tahmin ediyorum bunların bir ortalaması gibi bir... Nasıl diyelim, hani bir fiyatlama oluşabilir. Ama inanın hani bu konuda ne olmalı, ne olacak konusunda da net bir bilgim veya bir görüşüm olmayabilir. Biraz da siyasi bir konu ama sonuçta şunu düşünmemiz gerekiyor. Asgari ücret ne kadar yaşanılabilir ve özellikle vergilendirme konusunda vergi gelirlerini de bir noktada tutabilir ve burayı arttırabileceğini düşünebileceğimiz bir noktayı bizi gösteriyorsa, yani hem yaşanılabilir hem de vergi konusunda da bir kayıp yaşamamak, yani kaydi çalışma anlamında da bizi zorlamayacak devlet olarak bir ortalama içerisinde netleşmemiz gerekiyor. Eğer birçok konuda enflasyonsa bu, o zaman enflasyonun bir nebze 2021 beklentileriyle baz alınması bence önemli olacaktır. Tabii umarım buna yakın bir değişikliğe doğru gidilir diye düşünüyorum. Peki efendim, yatırımcılara önerileriniz, aktarmak istedikleriniz var mı? Kısaca şunu söyleyeyim. Son iki yılda büyük getiriler oldu. Yani hem altın yatırımcısı, hem döviz yatırımcısı, hem de borsa yatırımcısı. Hatta işte otomobil alan, bir gayrimenkul satın alan bile son dönemde neredeyse parayı nereye yatırırsanız bir gelir elde edildi. Şimdi 2021'de tüm yatırımcıların ya da birikimini bir yerde değerlendirmek isteyenlerin bu 5 kanal içerisinde hangi ürüne bakarlarsa baksınlar, getiri marjlarının çok daha düşük olabileceğini tahmin ediyorum. Ve aynı oranda her şeyin fiyatının yükseldiği bir 2021 olmayabilir. Dolayısıyla 2021'de daha seçici bir portföyle veya yatırım tercihiyle gitmekte yarar var. Benim gördüğüm ticari emtialar, yani petrol ve benzeri, Borsa İstanbul geri çekilmelerde 2021'de de popüler olmaya devam edecektir. Ve TL getirisi tahmin ediyorum diğer ürünlere göre benzer ya da daha iyi olabileceği seçenekleri bize sunacaktır. Şu an için 2021'de buna dikkat çekmek isterim. Dolayısıyla bu konuda da profesyonellerden destek alınmasını şimdilik önerebilirim açıkçası. Peki efendim, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimleydi. Pandemiyle beraber ekonomide meydana gelen değişikliklerin bütünüyle hepsini tartıştık. O bize aktardı sizler için. Çok teşekkür ediyorum kendisine aktardığı bilgiler için. Şimdi